İşte 12 Eylül'ün sonucu. Şimdi değerli seyirciler, ya biz önceki gün üst üste birkaç haber yayınladık. Biliyorsunuz bu Ergenekon vesaire döneminde Ergun Poyraz diye bir yazar vardı. Bu Ergun Poyraz ilginç. Ergenekon'dan uzun süre cezaevinde yattı. Sonra çıktı, Aydınlı, Aydın'a yerleşti. Ve bir süre sonra bu Ergun Poyraz bütün çevreye şantaj yapan, tehdit eden bir haline dönüştü. Şimdi o kadar enteresan ki önüne geleni PKK'lı ya da Ermeni olmakla suçlayan, mağduriyetini paraya tahvil etmeye çalışan, bunu şantaj aracı olarak kullanan, CHP'li belediyelere musallat olan bir tipe dönüşmüş vaziyette. Mesela hocam, bölgede Güneydoğulu bir aile var. Kuşadası'ndan şey almış. Kuşadası Belediyesi'nden mıcır nakliyesi işini almış. Hemen tweet atıyor. Bu PKK'lılara, bu Ermenilere vesaireye bunu veriyorsunuz diye. Bunun üzerine belediye ihaleyi iptal ediyor. Bunlar da geliyor buna bir karşılık veriyorlar. Belediyelerden sürekli para sızdırmaya çalıştığı, ileri sürülen, şantaj yapan, küfreden, işte fuarları niye bana vermiyorsunuz diyen, Aydın Belediyesi'nden fuarlar alan bir tip en sonunda Tele1'e de saldırmış. Ermenilerin kanalı, PKK'nın kanalı filan. Yok ya. Evet. Şeye saldırmış. Mesela Bülent Tezcan, CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış, parti sözcülüğü yapmış birisi. Şantaj yapıyor yani. Bu şantajla iki çocuğunu ve eşini Aydın Belediyesi'nde işe sokmuş. Buradan ben Özlem Çerçioğlu'na sesleniyorum. Ya Ergun Poyraz'ın elinde bir oyuncak haline mi geldiniz siz? Sizin partililerinize karşı saldırıyor. Herkesi suçluyor, herkese saldırıyor, herkese hakaret ediyor, herkese iftira atıyor. Şantaj yapıyor. Aydın Belediyesi buna kitap fuarını veriyor hocam. Kitap fuarında yayın evlerine bedava vermesi gereken yerleri parayla sattığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine iptal ediliyor ve uzun süre tutuyor. Bunun üzerine hemen saldırıyor. Bütün Ege'de ben Ergenekon'dan yattım, bunun diyetini ödeyeceksiniz psikozuyla, bu anlayışla hareket eden, herkese şantaj yapan birisi. Mesela Didim'de bir şey vardır, biliyorsunuz hocam. Bir yazarlar festivali vardır. Yazarlar festivalini yapan engelli bir kültür insanıdır, bir yurttaşımızdır. Bu yazarlar festivalini bundan sonra ben yapacağım diye adamı tehdit ediyor. Ama gözleri görmüyorum, yurttaşımız. Hiç gittiniz mi siz? Evet. Arkadaşınız mı? Tehdit ettiği kişilerden biri o. Didim Belediyesi mesela. Bundan sonra biz yapacağız diyor. Bundan sonra biz yapacağız. Bir daha sen yapamazsın. Ve eğer bir şey mi oldu? Eğer bir şey mi verilmedi mi kendisine? Hemen gerekçe belli. Teröristlere iş veriyorsunuz, DHKPC'ye iş veriyorsunuz, PKK'lılara iş veriyorsunuz, siz Ermenisiniz diye. Şimdi attıkları tweet var. Mesela Ömer Bey var, Ömer'e turist diyor. Turist Ömer'den hareketle ya da Kuşadalı olmadığına dair. PKK'lı Ermeni soyundan gelen turist. Sen ne yapacaksın diye saldıran bir adam. Şimdi ve en sonunda bunu Akit gazetesi fark ediyor. Biraz önce şeyini verdik, küpürünü verdik hocam. Akit gazetesi bunu fark ediyor. Vakit gazetesi bunlar röportaj yapıyor. Gidiyor ona konuşuyor. Ve bu kişi CHP üyesi. CHP diyor olmuş. CHP tedbirli olarak ihraç istemiyle kendisini disiplin kuruluna verdi. İhraç kararı çıktı. Tebligat kendisine yapılmadan CHP'den istifa etmiş. Buradan ben Özlem Çerçioğlu'nu bir kez daha uyarıyorum. Olası rakiplerine karşı böyle hastalıklı tipleri sakın kullanmaya kalkmayın. Başınıza bela alır. Bunu yapmayın. Ve kurtulun bir an önce bundan. Yani bölgedeki bütün kültürel faaliyetlerin tepesinde bir Ergenekon kılıcı sallıyor. Geçmişte jandarma istihbaratının adamı olmakla suçlanan, onların kitap yazdırdığı belirtilen bir kişi. Önüne gelene saldırıyor. Biz mesela CHP'den ihraç edilmek üzere disiplin kuruluna verdiği haberini yaptık diye bize saldırdı. Bize saldırmış. Tabii canım, yani şey yapıyor, tweet atıyor, mesaj atıyor. Bir önemi yok, bir değeri yok ama Ergun Poyraz bu ülkede mağduriyetiyle bilinen birisi. Bundan sonra bu tipi tanıyın diye söylüyoruz. Bir önemi olduğu için değil, bizim için bir değeri ve bir önemi yok. Biz onu tanıyorduk. Biz onu Ergenekon duruşmalarından da tanıyoruz. Girdiği karanlık ilişkilerden de biliyoruz. Hiçbir gücü de yok, hiçbir etkisi yok. Sadece şantaj, tehdit.
Yazıyor. Hayri Kan Demir. Hayri Bey. Adını vermek istemedim. Didim. Didim de Hayri Bey. Hayri Bey'i tehdit ediyor. Telefon açıyor, küfrediyor. Yok canım. Tabii. Ulan bilmem ne çocuğu, bundan sonra biz yapacağız. Çekileceksin. Gözleri sen. Görmez Hayri evet. Bey'in. Hayri Bey beni de aradı sever. Ya böyle böyle ağlayarak aradı. Didim Belediyesi de bak senin bilmem neyini yazacağım bilmem ne diye. Şimdi de bu Musa'nın çocuklarını yazmıştı ya, ya da yazdırılmıştı her neyse. Onu da Ergenekon kumpasına dahil ettiler. O dava. Şimdi de diyormuş ki İsa'nın çocukları diye bir kitap yazdı. Buraya kim girecek o belirleyecek. İsa'nın çocukları diye bir kitap yazmış. Kitap yok ortada ama kapağını bastırmış. Ona buna gösteriyor. Bunun içine kim girecek buna siz karar vereceksiniz. Kendileri karar verecek diye. Değerli seyirciler bunu niye söylüyorum? Durum şudur. Bir önem ve bir değeri olduğu için değil. Ergenekon davası ya da başka bir dava. Mağdur olan herkes mazlum olmayabiliyor. Bir zalime de dönüşebiliyorlar. Bir şantajcıya da dönüşebiliyorlar. Son derece zavallı bir adam, korkak bir adam, hiçbir gücü yok. Ben Ege'deki hiçbir belediye başkanının ya da hiçbir siyasetçinin ciddiye alıp korkması gerekmediğini düşünüyorum. Ama o Ergenekon'dan gelen mağduriyetini bir şantaj aracı olarak kullanıyor. Buna karşı dikkatli olun. Evet. Buyurun. Evet, değerli izleyiciler, size 3 tane isim söyleyeceğim. Sayın Ali Erbaş, Sayın Hulusi Akar ve Sayın Kadir Özkaya. Sayın Ali Erbaş bir Diyanet İşleri Başkanı. Profesör. İlahiyat profesörü. İlahiyatçı diyelim. Evet. Evet. Sayın Hulusi Akar bir orgeneral. Genelkurmay Başkanı. 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanı. Sonra Milli Savunma Bakanı ve şimdi Milletvekili evet. Ve bir komisyonunda İçişleri Komisyonu'nun herhalde başkanı. Çok önemli bir yerde. Sayın Kadir Özkaya. Milli Savunma Komisyonu'nun başkanı galiba. Galiba evet İçişleri diyebiliyorum ama yanılıyor olabilir. Önemli değil evet. Sayın Kadir, önemli bir komisyonun başkanı. Sayın Kadir Özkaya da önemli bir hukukçu mu diyeceğim tereddüt ettim. Şeyden çok emin değilim. Çünkü hukuk eğitimi almayanlar da Anayasa Mahkemesi üyesi ve başkanı olabiliyorlar ama Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğunu belirtelim. Sayın Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Şimdi değerli izleyiciler, bir yeni üyenin anayasaya katılmasında Anayasa Mahkemesi Başkanı herhalde Anayasa Mahkemesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı falan birbirine karıştırdı. Sanki Ali Erbaş konuşuyormuş zannettim onun konuşmasını dinlerken. Ya anayasa. Laik, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti diyen Türkiye'ye bir anayasanın koruyucusu olan mahkemenin başkanı din ve Allah üzerinden konuşma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı yapsın başınla beraber. O da çıkıyor kılıçla konuşuyor. O da bir ayrı hikaye ya. Neyse. Öbür tarafta ya, eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı. Sanki Cesvit şeyi tarikatının papası konuşuyor karşımda. 4-12 yaş arası çocukları eğitelim, Allah korkusu verelim diyor. Cesvitlerin lafı. Hadi gene diyelim ki din eğitimi söylediği için Ali Erbaş söylese o da başımızla beraber. Ama sen bir eski Genelkurmay Başkanı, bir Milli Savunma Bakanı. Hangi 4-12 yaş arası çocuğun evet. Elini yıkamaktan söz ediyoruz? Felaket bir durumdayız. Evet. Ondan sonra da 2 yaş, 8 yaş kızlarımızın, 2 yaş bilmiyorum şeyini, cinsiyetini, bebeğimizin ve 8 yaşındaki kızımızın cinayetleriyle uğraşıyoruz. Evet. Şeyle bitirelim, şu Yusuf Yerkel'le bitirelim, onun fotoğrafıyla hayli açtık ama hocam biliyorsunuz Soma'da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine atanmış, göreve başlıyormuş. Acaba bu tekme nedeniyle mi? Muhakkak. Yani iyi tekme atıyor diye mi? Emekçiyi tekmelediği için. Daha önce de ödüllendirilmişti. Frankfurt Konsolosluğu ticaret ateşesi yapılmıştı kendisi. Hangi ticaret bilgisi var bilmiyoruz hocam. Acaba kömür ticareti olabilir mi? Lignit filan. Yani. İki özel harekatçının
etkisiz hale getirip yere yatırdığı bir madenciyi tekmeleyecek kadar da adil bir kavga yapamayacak korkaklığa sahip bu adam Futbol Federasyonu'na getiriliyor. Ama kendinizle çelişiyorsunuz şimdi. İyi ya, tekme atmış diye Futbol Federasyonu'na getirildiği için hocam işte ama yani ben kendisini uyarıyorum. Yani şey, bu yere yatırılan madenci gibi hocam, topu iki tane özel harekatçı polis tutup önüne koymayacak gol atsın diye. Bir yanlış iş galiba. Bu Türkiye'de halka atılan tekmedir işte. AKP iktidarının fotoğrafı budur. Ve ödüllendirildi. Evet. Değerli seyirciler, bizden sonra Gerçeğin İzinde programı var. Ankara stüdyolarımızdan yapılacak. Zeynel Lüle, Ankara temsilcimizin hazırlayıp sunduğu program.